İnnen nahlete şibiyotel bir insani. ''Hurum ağacı insana çok benzer. Hurma ağacı insana çok benzer. Hulukat well pais min faldete tıyneti Adem. Çünkü o hurma diyor, Adem babamızın yarattığı çamurun arta kalan fadasından o yaratıldı. Adem babamızın yaratıldığı çamur. Ki nedir çamur? Biliyorsun toprak maddeleri. Nedir bunlar da? Fark elementler. Tabi su sandı, çamur oldu böyle. Demek ki bir insanın bedene gereken ne gibi elementler varsa hepsi hurmada var bunların hurmada. Ve inneha hurma ağacının bir özeli daha izâ kutya resuha temutu. Hurma ağacının başı kesilir mi? Ölür, kurur, ölür. Kedi insan insan gibi. Şimdi diğer ağaçların ana gövde derler böyle yani başı. Diğer ağaçların ana gövde baştan kesersin, yan dallar yine sür devam ederler. Devam eder böyle böyle. Ama hurma ağacının ana gövde başta kesildi mi, insanın başı kesilmiş gibi ödül kurulmak mıdır? O da böylece. Gelinler <laughs> de amel hatta tek zekeri. Hurma ağacının bir özelliği de hurma dışındaki diğer meyve ağaçları, çiçekler, bitkiler. Bunlar tabi aşılanıyor bunlar. Yani erkek ürümecisi bunlara geliyor ben geliyor? Rüzgara geliyor, kuşlara geliyor, arı geliyor, yağmura geliyor. Aşılanma. Hurma ağacına gelince kurma ağacına özel olarak kurma sahibi ne yapar? Erkek kurma ağacının üreme tohumunu alır, dişi kurma ağacına gelir, ufalar dökülenler var. Bakın böyle şey. Yani bir nevi insan gibi bir evlenme olmuş oluyor kurma ağacına böyle Me şey. Mevlam Kuran-ı Kerim'de şöyle buyuruyor, kurma hakkında. Bismillahirrahmanirrahim keşide ettiğin hurma ağacı şecereyi tayyibe en temiz en güzel bir ağaçtı hurma ağacı hurma ağacı. demek ki hurmanın ağacı bile bu kadar değerli kıymetli bir şey ya meyvesi hurmanın meyvesi nedir peki hadislere bakalım inşallah hadis-i ravmuz şeriften bu alehsam Hazretleri, Men ekele sevtemaratin min benat cennet dedi. Men ekele bir kimse yerse seb'at temaratin yedi tane hurma. Bakın burada peygamber bize sayı veriyor. Men ekele kim ki yerse ne kadar seb'at temaratin yedi tane hurma. Yedi hurma. Yedi. Altı olsa olmuyor. Sekiz olmayacak. Yedi hurma yerse. Bu nedir bu? Biliyorsunuz ilaçların bir dozu var ilaçların bir dozu var ilaçlarında. Bir insan ilacı alırken bir eczacı sorar insan, doktora sorar. Efendim işte nakır alayım, nakır kullanayım bunu böylece. Bir dozu vardır bunların böylece. Demek ki bunu kim biliyor? Allah Resulü bilir aslında bir Öyle bir Bir kimse yedi adet hurma yerse, la mimma beyne la beteyl medineti Medine'de yetişen Medine'de tahşi kısmı yetişen bir kurumadan, Medine hurması. Medine hurma, hurma, en çok Irak yetiştir muhtemelen. En çok hurma Irak yetiştir dünyada. Irak'ta. O hurması sarı. Açık sarı olur hurması olur böylece. O da tabi hurmadır. Onun da yararı vardır. İran'da her yetişir. Orta Doğu'da yetişir. Yalnız Medine'de geçen hurmanın özelliği, şifası farklı Medine. Medine'nin toprağı başka. Oraya gelen rahmet ilahi başka. Medine'ye başka. Öyle bir kişiyle Medine'ye tanışmıştım. Ne yerse, ne yerse ancak Medine olan bitki yiyor. Medine olan bitki yiyor, onları yiyor. Onları yiyor. Tabii dünyanın da her yeri Mekke başka, Medine başka, her yere başkadır. Yalnız şu alemde en kutsal yer neresi? Peygamberi kucaklayan toprak götürenler. Mekke Medine üstün, şehir olarak Mekke. Mekke Haram-ı Şerif, medine üstündür. Yalnız peygamberimizi kucaklayan ya, peygamber yattığı toprak mezarında peygamberimizin beden temas eden toprak. Temas eden toprak o nedir? Ağaçtan da üstün, cehennemin üstün o toprak muhteşemdir. Ve o toprak ne kadar şu anda seviniyor. Toprak bilir mi sevilmesini? Aslında biz gafil muhteremler. Bir yörede, köy, kasaba, şehirde Allah'ın Celle Şanlığı bir salih kulu öldü mü, Allah'ın bir salih hanımı öldü mü, o civardaki mezarlıklara bu haber veriliyor. Haber alıyor mezarlar böyle. Oradaki mezarlar Allah yalvarıyorlar. Allah'ım onu bana gönder, bana bana gelsin, bana gelsin diye. Yani toprak da Allah'ı zikrediyor. Taş da zik zikrediyor eseni Allah Teala zik ediyor. Ancak bundan gafil olan biz zavallıyız aslında. Demek ki bir kimse yedi hurma yerse bedir hurması. <laughs> Aller rükü sabahları aç karnına. Lem yedurrehu yevmü zalike semmün velâ sihrun o kimseye o gün akşama kadar zehir ve sihir büyü bir zarar veremez o kimseye. Sabahtan aç kana bir kimse yedi tane Medine'nin ye erişten hurmayı yerse mesela hurmalar Medine'den gelir ama hepsi hurması değil ama mesela Hayber'den gelir, oradan buradan gelir, Medine'ye gelir o da şevk olur et tüccar toplar bunları, satar böylece. Yani demek ki burada ne özellik olanı? medeniyet için hurma olması gerekiyor. Yedi hurma ne yapıyor o gün kişiyi? Zehirlenmeden, büyüden koruyor. Demek ki zehirin bir etkisi var bedende, büyüün etkisi var bedende, onlar ne yapıyor? Önlüyor bunları bu. Eğer akşam gelse, sabah kadarıyla korumuş oluyor, yalnız zehirlenmeden bu defa da.